Yangının ilk gününden itibaren Umurca Parkı'nda ilk kurmuş olduğumuz bir kriz masamız vardı ve bir yardım toplama alanımız vardı. Daha sonra bu Herodot konacağı taşındı. Bu kriz masasında ilk günden itibaren BODER olarak, BODER'i temsilen hizmet vermiş bulunmaktayız. Burada hem sahada yangına müdahale eden ekiplerin koordinasyonu hem de gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması anlamında çok iyi koordine olduk. Yangın sonrası, şu anda Yarımada'da herhangi bir yangın yok çok şükür. Fakat yangın sonrası bir hasar tespit raporlarımız ortaya çıktı. Bunda da yine aynı şekilde BODER olarak desteğimizi vermiş bulunmaktayız. Kriz masasında da bu eksikleri tamamlayıp gerek maddi, gerekse manevi olarak tüm desteklerimizi vermiş bulunmaktayız. Bodrum Otelciler Derneği olarak yangında zarar gören bölgelerden bazı vatandaşlarımızın tahliye edilmesi durumu oldu güvenli bölgelere. Yaklaşık denizden ve kara yoluyla 2500 kadar vatandaşımızı Bodrum'a tahliye ettik ve Bodrum'daki otelcilerle koordinasyon halinde otellerine yerleştirdik. Bodrum'a misafir ettik kendilerini. Aynı zamanda sahada görev alan gönüllülere, devlet yetkililerine, itfaiyecilerimize, askeri ekiplerimize konaklama desteğinde bulunarak onların dönemsel olarak dinlenmelerine fayda sağladık. Bunları da yaparken TÜRSAP'la, Deniz Ticaret Odası'yla, Bodrum Ticaret Odası'yla, BESİAD'la, Denizciler Derneği'yle koordinasyon halinde bir bütün olarak çalışarak, bir Bodrum turizm sektörü olarak bir bütün olarak çalışarak destek olmaya devam ettik. Destek olduk. Yangınla birlikte bir miktar da olsa Bodrum'daki rezervasyonlar etkilendi. Haliyle vatandaşlarımız kendi güvenlik önlemlerini almaya çalıştılar. Fakat şu anda görmüş olduğumuz akış noktasında Bodrum'daki rezervasyonlar normal sürecine tekrar girmeye başladı. Bizim vatandaşlara çağrımız şu: Bodrum'da hiçbir şekilde, Bodrum merkezde onların güvenliğini tehlikeye alabilecek veyahut da onların tatillerini etkileyebilecek bir unsur gerçekleşmedi. Ve güvenlik içerisinde gönül rahatlığıyla Bodrum'daki tatillerine devam edebilirler. Tatilden kastımız şu: insanlar tatilleri dinlenmek için, kültürel etkinlik için, bölgeyi tanımak için çıkıyorlar. Bu noktada tatillerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda Bodrum'a gelen vatandaşlarımız Mazı'da bu olayların yaşandığı bölgedeki restoranları ziyaret ederek gün içerisinde veyahut da deniz amaçlı, yeme içme, gastronomi amaçlı bu işletmeleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarımıza ve bu sektörden etkilenen 50-60 tane yan sektöre destek olabilirler. Yani hiçbir şekilde rezervasyon iptalinin gerçekleşmemesi gerektiğini, vatandaşlarımızın güvenle ve burada yardım etmek için çaba sarf ettiklerinde buradaki işletmelere giderek destek verebileceklerini biz misafirlerimize aktarıyoruz. Bu noktada da bütün vatandaşlarımızı veya tatile çıkacak misafirlerimizi Bodrum'da tatile, Mazı'da, Ören'de tatile davet ediyoruz.